Sosyal medya birçok farklı uygulamasıyla hayatımızın artık vazgeçilmez bir parçası haline aldı. Çocuğu yaşlısı fark etmiyor. Artık günümüzde neredeyse herkes sosyal medyayı aktif kullanıyor. 200 saatimi veriyorum günümde. 2018 yılı ülkelere göre sosyal medyada vakit harcama verileri açıklandı. Sonuçlara göre günde 2 saat 48 dakikasını sosyal medyada geçiren Türkiye, Avrupa'da birinci, dünyada ise 13. sırada. Günde ortalama 1,5-2 saatimi alıyordum. Rahat. Evet, kullanıyorlar yani. Çok aktif bir şekilde. Yani. Japonlar son sırada, ne diyeceksin? En çok kitap okuyanlar da onlar. İşi gayri yok, akşama da telefonla uğraşıyor. Telefonla bizim evleri kalmadı ortada. Hanımın elinde. Torun oldu daha. Torunların elinde. Ajans Pires'in araştırmasına ve derlediği bilgilere göre Türkiye günde 2 saat 48 dakikasını sosyal medya mecralarında geçiriyor. Dünya geneline bakıldığında en çok sosyal medyada zaman geçiren ülke 3 saat 57 dakikayla Filipinler. Listenin ilk 3 sırasında yer alan diğer ülkeler ise Brezilya ve Endonezya. Türkiye ise Avrupa'da liderliği gösterirken dünya genelinde sosyal medyada en fazla vakit geçiren 13. ülke konumunda. Vallahi ben Facebook'ta arkadaşlarımla mesajlaşıyorum. 1 saat, 2 saat, 3 saat bir fazlalık etmiyor. Kullanıyoruz. Neye kullanıyoruz? Kullanıyoruz. Dünya üzerinde 40 farklı ülkenin yer aldığı raporda listenin son sırasını tahmin etmek ise güç değil. Listenin son sırasında ise günde sadece 48 dakikasını sosyal medyada geçiren Japonlar yer alıyor. Adamlar işi biliyor. Her şeyin en iyisini yapıyorlar ama kendileri kullanmıyorlar. Bize salıyorlar. Aradığım cevap buydu. Kobay biziz. İlk olmaları gerekiyorken ama onlar tabii ki de bizlerden çok daha fazla ileride bu teknolojide. Yani güzel bir şey. Doğrudur. Çünkü adamların geldiği yer belli. Bu işlerle uğraşmıyorlar. Ama yine söylüyorum, sosyal medya kötü bir şey değil. İyi anlamda kullandığında, faydalı olarak kullandığında kötü bir şey değil. Sosyal medyayı son derece bilinçli kullandığımızda işe yarayacaktır. Bizim için faydalı olacaktır. Sosyal medya uzmanı Tenay Bekar, konuyla ilişkin açıklamasında sosyal medya kullanımının, mobil kullanımının gelişimiyle arttığını ifade etti. Uzman Bekar, Japonlar içinse üretim toplumu olduklarından tüketimin onlar için ikinci planda olduğu görüşünü belirtti. Biraz telefon hayatımıza girdikten sonra mobil kullanım, bu çok ileri düzeye ulaştı, sosyal medya kullanım kanalları. İnsanlar sosyal aktivitelerini artık orada değerlendiriyor. Komik paylaşımlar, sevdiklerini, haber, işte nerede olduklarını, yaptıkları güzel şeyleri göstermek adına daha çok orada vakit geçiriyorlar. Bu biraz ticari kullanım olarak da artık popüler olduğu için, yani sokakta göremediğiniz insanı sosyal medyada görebiliyorsunuz artık. Japonya'nın kültürü farklı, eğitimi farklı. Onlar üretken bir toplum, tüketici değiller. Bir kere orada baştan bir ayrım söz konusu. Onun haricinde bunlar üretken olduğu için tüketim konusunda da çok kısıtlılar. Ne bileyim, dünyanın en iyi televizyonunu yapıyorlar, kendileri kullanmıyorlar. Dünyanın en iyi telefonunu yapıyorlar, kendileri eski model tuğla gibi telefonlar kullanıyorlar. Onlar biraz daha tüketimi sınırlamış bir toplum.